Kayıtta Şarkısı'ndan merhaba The Long Dark yeni bölümüyle kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu arada belki fark etmişsinizdir, oyunun parlaklığını %100'den %25'e düzeltiyorum, %125'e kadar çıkarttım ve oyun tabii ki şu an için anlayamayız çok fazla ne kadar parlak ne kadar parlak değil, ama en azından karanlık yerlerde belki bir nebze de olsun daha rahat görebileceğinizi düşünüyorum ben. Şimdi en son hatırlayacaksanız bu deniz fenerinde kalmıştık ve ben birçok malzemeyi hatta geriye vesaire bırakmışım. Şimdi çantamızı bir güzel hazırlayalım. Hatta bizim ve bakıyorum şu an gece vakti, dolayısıyla şu saatte asla ve asla dışarı çıkılmaz. Dolayısıyla biz yapacağımız şeyler arasında silahımızı birazcık tamir edeceğim. %40'tan şöyle belki %60'a falan getirsem kendimi rahat hissedebilirim. Bu arada hala 5 kilo daha fazla taşıyabiliyoruz. Bu cidden müthiş bir olay. Durumumuz çok iyi. Karnımızın açlığını belki yola çıkarken hafiften de olsa doyurabiliriz. Hava sıcaklığı -2 ve bizim +17 derece hissediyoruz. Kıyafet konusunda hakikaten çok fazla eksiğim yok. Tamir etmem gereken şeyler var mı? Onlara elbette bakacağım. Yanıma ne almam gerekiyor onları bilmiyorum. Bu arada hızlı olmam lazım çünkü yakıtımız azalıyor. O halde şöyle bir hızlıca her şeyi toplayalım, tamam mı? Hatta şunu alalım. Bakalım üst katta, farkındayım dostum, üst katta herhangi bir şey bırakmış mıyız? Üst katı bir kontrol edelim. Hızlıca, burada çok fazla odun var, farkındayım. Bunları şimdilik alalım. Oraya bakmıştık. Kitabı alalım. Buraları komple kontrol ettim. Bunları tabii ki bakın kırabiliyorum. Fakat gerek var mı? Şimdi parçalayalım. Tamam mı? Ateş yanıyor, farkındayım. Işığımı yanıp bıraktım, farkındayım. Ama problem değil. Onu aldım. Bakın bunları tek tek kırabilirim ve bolca odun veriyor. Ama dursun. Hatta dönerken hani portadan çıkarken tekrardan buraya uğrayacağız. Çünkü burası bizim yolumuzun üzerinde. Bunu şöyle şuraya koyalım. Şimdi bakalım çantamızda neler bırakabiliyoruz. 37 kilo taşıyoruz şu an için. Çok fazla. Bak kömür 10. Bu inanılmaz. Bunlar var ya, çok fena yanıyor. Taş dursun. Bu kömür parçası yanan kömür değil mi? Aynen bakın 14 tane var ve 4 kilo neredeyse. Oğlum çok fazla ya hakikaten. Bu da çok fena. Bunu da toplayabiliriz. Bunu hatta tamam bilmiyorsun direkt toplayalım abi. Bunu direkt toplayalım. İptal et. İptal et abi bir saniye. Ben şunu alayım, tamam mı? Bunları biz alt katta yapma abi. Bir dakika dur, bir dakika, ne olur bitme. Işık lazım bana lütfen. Lütfen dostum. Yakıtımız var mı bu arada bizim? Yakıt ekleyebiliyorum sanırım. Ekleyelim. Yakıt önemli arkadaşlar. Oh, yakıt olsun şimdilik. Tamam mı? Saat kaç? Aslında uyuyalım ya. Değil mi? Uyuyalım abi. Sen sön. Tamam, söndü. Aa bak, parlaklığı arttırdım ama çok fazla karanlık değil. Neden? Çünkü burası kuzey ışıklarından dolayı. Pekala. Birazcık karnımızı doyuralım. Gündüz vakti yapacağım bunu geçen. Çünkü ışık kaynağımız biraz sıkıntı. Fırlat. Fırlat abi. Fırlat, hiç gerek yok. 35 tane işaret fişeği falan var. İnanılmaz. Hakikaten inanılmaz. Bunu yiyebilirim lan. Bunu sabah bunu mu yesem acaba? Hay Allah ya, ciddi misin? Şu Stacy'nin sodasını birazcık içelim. Hem susuzluğumuz hem de açlığımız birazcık dinmiş olsun. Burada nuts and stuff var. Fıstıklı abur cubur. Onu hemen gömelim. Tavşanımız var burada, toplayabiliriz bunu. Bir dakika. Karanlıkken toplayabiliyor muyum? Nacakla toplayabiliyor muyum herhalde? Oğlum harika. Topla abi. 1 saat 13 dakika. Ciddi misin? 700 kalori. Topla dostum. Topla. Harika. Çok iyi. Ne oldu biliyor musunuz? Hem şimdi tavşanın ağırlığının bir kısmından kurtuluyor olacağız şu an. Çünkü bakın ben taze bağırsak bırak. Başka bir yerde nerede var bu taze deri olması lazım. Yanlış mı biliyorum? Kurutulmuş deri. Hayır. İşte bu. Taze hayvan postu abi. Taze tavşan postu. Düzeltiyorum. Fırlat. Evet. Harika. Çok da fazla odun var. Yani 2 tanesini atalım. 35 kiloya kadar çıkart, düşürmeyi başardık. Kömürlerimizin de şöyle en azından 6 tanesini de bırakalım. En azından artık taşıyabileceğimiz seviyedeyim. Evet, geçen ufak bir kesme yapmak zorunda kaldım. Telefonum çaldı ve uzun bir görüşüm oldu dolayısıyla. Açıkçası biraz önce ne yaptığımı hakikaten unuttum. Sanırım çantamı boşaltıyordum. Her neyse. Ne yapıyorsam da artık şu an çantamı boşaltıyorum. Şimdi bunu biraz temizleyeceğiz, tamam mı? Yola çıkmadan önce yapacağımız cidden gençler çok fazla iş var. Ve saati kontrol ediyor. Bakın güneş hafif hafif şu an doğma arefesinde. Dolayısıyla ben sanırım tüfeğimi en azından bir süre temizleyebilirim. Ve bu arada şuna çok dikkat etmem gerekiyor. Karnım tamamen acıkmasın abi. Şimdi tekrardan bir bakayım. Yani fena değil gibi abi. Temizle. Temizle. Yüzde kaça geldi? Yüzde şöyle bir 50 geçse harika olacak. Çünkü ben gönül rahatlığıyla bu silahı kullanmak. %50. Bir kere daha vuralım. Tamam mı?
Bir kere de temizlik becerisi bu arada %40 oldu. O halka ve altta ilerlemeyi görebiliyorum karnın açlığını daha doğrusu. 54. Bir daha vuralım abi. Bir daha temizleyelim şu tüfeğimizi. Ve müthiş seviyeye geldi. Harika. Harika abi. Çok güzel. Çok sevindim. Tekrardan bir su içelim. Açlığımız 30 kiloya geldi. İnanılmaz yorgun şu an sanırım karakterim. Öyle tahmin ediyorum. Ben doğru. Yorgunluk abi. Tükenmişlik sendromu hafif hafif şu noktada yaşıyor gibiyiz. Bu arada ben tekrardan şunu bir yakayım. Tamam mı? Aşağı ineyim. Aşağıda yanılmıyorsam bir soba vardı. Tamam mı? Orada şu etleri kızartalım. Güzel bir akşam yemeği. Düzeltiyorum. Güzel bir sabah kahvaltısı yapalım. Tamam mı? Şunu bir söndür. Hatta yanlış yaptım. Ne yaptım biliyor musunuz? Ben şöyle bir şey yapayım bir dakika. Seni al abi. Aynen. Tekrardan gaz lambasını yakmayla uğraşmayacağım. Orada dursun. Tekrardan yukarı çıkalım. Orada odunlarımız vardı abi. Odunlarımız. Odunlarım. Canlarım benim. Gel abi. Kömürler de gelsin. Oo. Kömür en azından bir tanesini, birkaç tanesini kullanalım böyle. Çünkü ben diğer kömürleri farklı yerlerde kullanmak için harcamak istiyorum. Şimdi ateş yakabiliriz. Hızlandırıcıya gerek var mı? Bence hızlandırıcıya hiç gerek yok. %90 şansımız var zaten. Ateşimizi hemen şöyle tatlı bir ateş yakalım kendimize. Etlerimizi kızartalım. Birkaç tane kömür ekleyelim oraya ve yolda giderken içebileceğimiz bitki çayı, sıcak kahve, ne bileyim reishi mushroom'u, leziz, birbirinden leziz lezzetlerle yola çıkıyoruz. Çünkü bu haritada çok fazla kurt var. Zaten gördünüz bir önceki bölümde sizde. Hatırlayacaksanız tabii ki. Üzerine ne kadar zaman geçti? Belki 10 gün geçti bilmiyorum. Ama bana inanın gençler, bu haritada bu arada kömürü direkt atamıyoruz bildiğim kadarıyla, değil mi? Önce bir ateşin şey olması lazım, yani kömürün, ateşin bir harlanması lazım ki kömür atıldığı takdirde direkt sönmesin ve kömürler yeterince ateşle yanmaya devam etsin. Bence 2 saat, 2,5 saatlik var. Harika, yaban mutfağını oraya atmayalım. Kömür atabiliyor muyuz? 21 dakika daha lazım. Pekala, hiç problem değil. Buraya pişir diyorum. Daha fazla su pişirebilmek için ben tencereyi kullanacağım. Dur. Taze tavşan. Göm abi. Pişir. Aa bakın. Tencerenin içinde pişiriyoruz eti. Oha böyle şey olur bilmiyordum. Cidden bilmiyordum. Aa bak daha fazla yapamıyorum. Neden? Çünkü bir tane yuvası var onun ve orada et pişiriyoruz. Aa hiç fena değil. Oğlum bayıldım. Güzelmiş baksanıza. Acaba tencerede pişmesiyle direkt böyle lak diye atıyorsunuz ya eti ateşi şeyin üzerine. Taşın üzerine. Acaba o zaman daha mı farklı oluyor? Böyle daha mı farklı oluyor? Bak bilmiyorum ve merak ettim açıkçası. Her neyse. Dışarısı hala çok aydınlık bu arada gençler, görüyorsunuz. Hala kuzey ışıkları etkisini tamamen şu an için sürdürür vaziyette. Bu arada bu oyunda bir de el feneri var. Ve el feneriyle hatta işte böyle kuzey ışıkları olduğu takdirde ekstra güç falan sağlayabiliyorsunuz. Hatırlayacaksanız bunu bir hikaye modundayken o tarz bir güçle hatta kurtları falan kovalıyordunuz. Bunda da öyle bir mantık var. Fakat tek sıkıntı el fenerimiz yok. Belki bakarsanız bu haritada biraz şanslı oluruz ve el feneri... Niye beklemiyorum ki abi? Niye yani bunu şey yapmadım ki? Onu ye abi. Şunu şöyle bir gömelim. Harikasın bebeğim. Anlıyorsun, uyumamız da gerekecek farkındayım. Fakat ne yapalım? Uyuruz. Pişir abi. Hemen onu da pişir. Bu arada biraz fazla ateş yakmışım sanırım. Olsun. Olsun. Problem değil. Olsun. Hiç problem değil. Hatta şöyle yapalım. Buraya gelelim. Fazla aldığımız kömürleri en azından... 3 tane mi fazla aldım? 3'ünü şuraya bırakalım. Çünkü çantamızı yarışmış. Bu arada 28 kiloya kadar indi. Çok yorgunuz abi. Dehşet yorgunuz. Şunu hemen yiyelim. Oğlum çok fazla ateş yakmışız ya. Ulan boşuna ateş yaktık ya. Oğlum 1 saat 50 dakika. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Boşuna ateş yakmış olmayalım. Yer yatağını ben buraya seri burada uyuyacağım. Çünkü ateş yaktım ve yani ateşin karşısında uyumak, genç ateşin karşısında uyumak inanın bana çok zevkli bir olaydır. İnanın bana. Bu arada 2 litre su eritebiliyoruz. Hemen pişirelim. 1 saat. Ciddi misin? Çok ya. Niye öyle oldu? 1 saat. Ateş kaç? Ateş kaç var? 1 saat 44 dakika. Bence uyuyalım ya. Uyuyalım abi. Şöyle. Bak bu arada kalorimiz çok az biliyor musunuz? 7 saat, 8 saat uyusam 7 saat uyuyalım. Burkulmamız iyileşti. Çok çok iyi. Yorgunluğumuzu tamamen kazanabildik mi emin değilim. Haberiniz olsun. Bu arada su ne olduğunu da bilmiyorum ha. Aydınlık harika. Ne oldu lan suyum? İçilmez su. What? Niye içilmez abi bu su? Dökülüyor mu öyle yaparsam? Dökülmüyor. Harika. Oğlum su niye içilmiyor? Bir dakika ya. Tencereyi al abi. Göbekli sodadan bir şey almıyoruz. Bunu da alalım. Dışarıda çok fena rüzgar var. Onun farkındayım. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Niye su içilmiyor? Güvenli değil. Şöyle yapalım. Tamam mı? Bizim şeyimiz olacaktı değil mi? Dur hatırladım. Burada aynen bak. Agua. Yani şey su arındırma tabletleri. Müthiş abi. Her biri yanılmıyorsam yarım litre.
Aa, hepsi mi abilesi arındırılmış? Tekrar kullanalım. 32 kilo taşıyabiliyorum. 32 kilodayız. Harika. Sanırım artık bütün suyumuz taşınabilir vaziyette. Doğru mu? Hemen kontrol ediyoruz. Müthiş vaziyetteyiz. Müthiş. Şimdi onu... Aa, kumaş yok abi. Ciddi misin? Ulan kumaş burada bir yerde var mı acaba? Abi dışarı çıkmak şu an için istemiyorum ya. Çok gerildim biliyor musun? Ne zamandır dışarı çıkmadım ya. Kendimi gergin hissediyorum açıkçası. Hemen mermimizi dolduralım. İki tane mermi bulmuşum hatırlıyorsanız üst kattayken. Bu arada karnımız aç. Haberiniz olsun. Et vesaire yedik. Ama şu an için karnımı doyuracak yalnızca ve yalnızca bu ton balıkları kaldı. Açıkçası yiyebilirim. En azından bir tanesini yiyelim. Bir tanesini yiyelim abi. Bence neden bu şeyi kaybetmek istemiyorum. Çünkü acaba... Bir anda gidebilir çünkü işte açlık bir anda açlığınızı hissettirdiğiniz karakterinize ve o bir anda 5 kiloyu kaybedebiliriz. O 5 kiloyu şu an için kaybetmem beni çok çok üzer. Samimi söylüyorum. O yüzden abi bu havada dışarı çıkılmaz. Gençler inanın bana bu havada dışarı çıkılmaz. Çok samimiyim. Olmaz abi. Yok yok böyle olmaz. Hiçbir şey göremiyorum. Hani havanın çok kötü olması problem değil. Hiçbir şey göremiyorum gençler. O yüzden şunu bir atalım. Hatta yukarı çıkalım bakalım. Yukarıda uyusak ne olur acaba? Farklı sıcaklık bonusu vesaire veriyorlar. Mesela kaç oldu? Taze borsa %10 kurumuş ve ikisi de %10 olmuşlar. Pekala. Burada isterseniz birazcık uyuyalım. Hava sıcaklığı cidden çok kötü vaziyette. Bak burası kumaş falan da veriyor bize. Kırsak mı acaba? Çok yorgunuz ama ya. Kırmak istemiyorum. Bence ben şimdi yağmaya gireceğim evlerde kumaş vesaire bulabilirim diye düşünüyorum. Çünkü çantam, düzeltiyorum, şapkam %70'te falan. Dolayısıyla onun kondisyonunu birazcık arttıralım ve kulaklarım beni yanıltmıyorsa abi rüzgar dinmiş durumda. Harika. Ve bence var dışarıda müthiş bir hava var şu an. Haberiniz olsun. Bunu alalım. Sağlam kareli görün. Abi bir dakika. Al abi bunları. Aynen. Hatta bunları şey yapalım. Bir dakika. Oradan değil buradan. Hangisini giymiyorum? Bunu giymiyorum. Eylemler. Topla abi. 10 dakika. Hiç problem değil. Toplayalım. Çünkü gittiğim yerlerde düzeltiyorum. Ev olmadığı için belki şey bulmak çok zordur. Kumaş bulmak zor olabilir. Çünkü ya ev değil. Normal ev değil gençler. Bir tanesinde yıkık gemi enkazına gidiyoruz. Bir diğerinde fabrikaya gidiyoruz. Ve bir diğerinde yıkık bir kiliseye gideceğiz. Dolayısıyla kumaş bulma şansımız bir hayli düşük. O yüzden şimdiden şu tamiratımızı yapalım. Şapkalarımız hemen hemen full. Benim için psikolojik biraz baraj 80'in altıdır. Bunu zaten daha önceden söylemiştim sanırım. Ve evet 71 demek kötü demek abi. Hemen top. Başarı şansı %85. 10 inanılmaz. Şu dikiş kitabını bulsam çok daha iyi seviyeye geleceğimi düşünüyorum. Ben açıkçası bu iş yapma konusunda. Pekala. Durumumuz nasıl şu an için? Yorgunluk yok. Açlık birazcık var ve susuzlukta hiç problem değil. Zaten 4 kilo yakın suyumuz var. O da bizi uzun bir süre idare edecektir diye düşünüyorum. Oh, müthiş bir hava. Samimi söylüyorum, müthiş bir hava. Bakın bu adada çok fazla loot açıkçası yok. Gideceğimiz yer tam silahımın, namlusunun baktığı yer. Ama oraya gitmek bizim için sanılandan daha zor olabilir. Çünkü kuş bakışı mesafeyle böyle direkt gidemiyorsunuz. Neden? Çünkü ortam çok şey. Toprak çok büyük problem. Toplayalım bir tanesini en azından. Al abi kuş burnunu. Burada inemeyiz değil mi aşağı? Risk etmeme gerek... Abi hiç risk etmeyeyim ben. Hiç risk etmeyeyim. İçin iyi yanı... Oğlum bomboş gözüküyor etraf. Ciddi misin? Harika. Silahımız güzel. En azından kondisyon yerinde. Mermimiz var. Kullanmaktan çekinmem. Çünkü bolca mermimiz var hakikaten. Ve gittiğimiz yerden bulabileceğimizi düşünüyorum. Durumumuz şu an için gayet iyi olmasa da bence bayağı iyi. Bence buradan bir yerden inebiliyor olmam lazım ya. Öyle bir yer hatırlıyorum net. Direkt karaya çıkmıyordu. Allah belanı vermesin. Bak gene gördü beni. Görüyor musun iblisin tohumunu? O köprüden karşıya geçebiliyorlar. Köprüden karşıya geçebiliyorlar. Aa hayır. Hayır oğlum hayır. Hayır. Gel oğlum. Hayır. Ateş ettim. Abi nasıl ateş etmedin mi ya? Nasıl ateş etmedin mi salak hayvan? Ya Allah'ım nerelere gideyim ben? Ateş etmedim mi? Seni ben neyim var? Neyim var dostum? Burkulmuş ayak bileği. Tedavimiz var. Acımız var. Bunu halledebilirim. Eve girmem gerekiyor mu? Om. Silahım nerede benim? Silahım buradaymış harika. Abi nefret ediyorum kurtlardan ya. Ateş etmedim mi abi? Ettim. Nerelere gideyim? Ettim. Ya işte bu oyunda
Ve şey yapamıyorum orada, koşamıyorum ha. İnanılmaz. Ne kadar var abi gününüz bitmesine? Ya günü yemin ediyorum abi gideceğim ben ya. 4 saat dinlenmem gerekiyor. Gece mece yola çıkacağım ya. Yemin ediyorum çıkacağım abi. Nefret ediyorum bu oyunun şu şey olayından. Samimi söylüyorum. Bandaj. Bildiğim kadarıyla bandajımız vardı bizim. Evet kullan abi. Hangisini iyileştirebiliyoruz? Acı. Burkulmuş ayak bileği. Kullanalım. 4 saat dinlenmemiz gerekecek mi emin değilim. Harika. Onu iyileştirdik. Başka ne kaldı? Acımız kaldı. Ya düzeltiyorum. Ya ağrı kesici miydi o? Aynen ağrı kesici. Bir ağrı kesici kullanalım. Tekrardan 4 saat dinlenmemiz gerekiyor mu emin değilim. Oh harika. İyileşti. Oh müthiş. Çok iyi. Woo. How nice. Bayağı iyi. Şimdi oradan gitmiyoruz abi. Buradan gidebilir miyim? Buradan aşağısı uçurum. Buradan da riske etmeyelim. Tekrardan geri deneyeceğiz gençler. Haberiniz olsun. Bu arada şeyden de korkmadılar ha, silah sesinden falan. Normalde kurtlar normalde size agrolanınca, size karşı böyle şarjlanınca belli bir mesafeden sonra ne yaparsanız yapın kurdu geri çeviremiyorsunuz gençler. Aradaki mesafeyi öyle bir tutmanız gerekiyor ki yani kurt sizin hamlenizi görecek, ona tepki verecek ve diyecek ki he şu an kaçmalıyım. Bak orada. Ya vurdum abi vurdum. Ya yeter ya. Allah canımı alsın. Bu ne? Aa mermi. Oo harika lan. Aa benim mermim bu muydu az önce? Yo bu değildi. Oha ne alaka? Yerde mermi buldum abi. Ya kurt. Kurt leşi. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? 15 dakikada 1 kilo et topla abi. 1 kilo et bence hiç fena değil. Yapacak bir şey yok. Diğerlerini bırakıyorum gençler haberiniz olsun. Mecbur bırakmak zorundayım çünkü bak kilisemiz o taraftaymış ya. Ulan ben daha çok şu taraflardaydı diye biliyorum biliyor musunuz? Olsun problem değil. Önce de kesinlikle gemiye gidiyorum abi. Şu noktadan sonra gideceğim başka hiçbir yer benim asla olamaz. Hatta inebiliyorsam buradan bir yerden aşağı insan var ya. Buradan inemem sanırım aşağıya. O halde tekrardan yola çıkacağız. Mecburum. Koşabilsem ne olur? Bu arada şeyimiz nasıl durumumuz? Bir sen şunu kontrol edeyim ben. 32 harika. Yani koşsam bile sanırım bir yerimi burkma gibi bir tehlikem yok diye düşünüyorum. Şimdi gemi yanılmıyorsam şu tarafta bir yerde kaldı. Ve işin iyi yanı bak şey bölgesinde hiç kurt yok abi suda. Fark ettiniz mi? O müthiş bir olay bu. Şu taşları alalım. Yolda bir yerde tavşan vesaire görürsem harika olur. Çünkü etçil hayvanın etini yemiyorsunuz bir süreden sonra. Oyun hatta şunu yapmaya çalışmış anladığım kadarıyla. Böyle siz bir ayı öldürüyorsunuz ve ayıdan 15 kilo et çıkıyor. Ulan bir ayı öldürsen zaten 4 günlük etin çıkıyor. Bunu bir noktada herhalde kesmek istemiş oyun ki bir süreden sonra yalnızca etobur etçil olan hayvanların etini maalesef yiyemiyorsunuz. Pekala. Çok güzel ya. Ortama bakar mısınız oyunun ortamına geçer? Harika. Bu haritanın diğer bir özelliği de daha önce bahsettim ya bilmiyorum. Başka bir hiçbir haritaya bağlanmıyor. Ya başka hiçbir haritaya geçemiyorsunuz. Bu arada diğer haritalardan mesela birbirlerine bağlanabiliyorlar. Bağlantıları var. Bir haritaya gidiyorsunuz. O gittiğiniz harita 3 farklı haritaya daha bağlanabiliyor. Fakat bu harita yalnızca Quonset Barajı'nın, düzeltiyorum, Quonset Petrol Ofisi'nin bulunduğu haritaya bağlanabiliyor. Dolayısıyla burayı lootladıktan sonra tek yapmanız gereken şey maalesef geri dönmek çünkü başka çareniz yok. Belki mağaraya falan. Şu adaya gitsek mi acaba? Pek bir şey yok gibi ama. Hani kuş vesaire olsa gideceğim de havayı bence iyi hissediyoruz. Şöyle bir karnımızı doyuralım. Bilmiyorum abi karnımız çok şey durumda şu an. Şunu mesela yiyelim. %80. Göm abi. En azından bir süre daha şey idare etsin. Belki bakarsanız şey falan vuruluruz orada. Tavşan vesaire bulursak direkt kafasına taş atarım diye düşünüyorum eğer. Aa bak. Şurada başka bitki var bir saniye. Bu özel bitkilerden bir tanesi biliyor musunuz? Çünkü bu oyunda özel bitkiler var gençler. O özel bitkilerin birkaç tanesiyle kendinize şey falan yapıyorsunuz. ok. Aynen bak bu kesin ok yapma bitkisi. Net. Toplayalım mı bunu? Ne bu? Akça ağaç fidanı topla abi. Taze akça ağaç fidanı. Bildiğim kadarıyla bunları da kurutuyoruz. Haberiniz olsun. Bunları kuruduktan sonra ok yapabiliyorsunuz. Yay yapabiliyorsunuz. Ok değil. Ah. Ah be oğlum. Ah be kuşum. Aha vurdum. Oğlum çok iyiyim lan. Taşan. Yay. Aa. Oh. Oğlum çok iyi.
Aa bak şeyim zor gözüküyor abi. Deniz feneri. Oğlum çok tatlı değil mi ya? Müthiş lan. Bayılıyorum bu oyunun. Özellikle renklendirmesine vesaire. Çok tatlı gözüküyor. Şimdi daha fazla akça ağaç bulabileceğimizi düşünmüyorum. İşte başka tavşan bulabileceğimizi de düşünmüyorum bu haritadayken. Ama en azından elimde taşım hazır olsun. Bakar mısınız şu gökyüzünün rengine ya? İnanılmaz. Bilmiyorum bu şeyle mi alakalı. Bu kuzey ışıkları gittikten sonraki gün mü bu şekilde renk alıyor emin değilim. Çünkü genelde bu haritada ya bu tarz kızıl bir gökyüzüne pek rastladığımı söyleyemem ama belki kuzey ışıklarından sonra özel olsa gerek. Abi bak orada bir tane hayvan var. Atsam ne olur abi bunu ona? Gelme. Dur abi. Dur abi. Bir şey yok. Bir şey yok. Sıkıştım. Ana. Vallahi sıkıştım. Aa sıkıştım. Gençler. Abi. Oğlum çok tehlikeli lan. Ayakta kaldırırsanız sıkışıyorsunuz orada ha. Bak gördün mü? Allah korusun valla kendimiz orada. Yemin ediyordum mahvediyorduk. Burada siyahlıklar var. Onlar ne abi şuradakiler? Bir şey değilmiş. Ya bu geyiği vursam mı ya? Bundan bayağı et çıkıyor biliyor musunuz? Bunu vuralım abi. Bunu vuralım. Az daha yaklaş Eray. Az daha yaklaş bekle. Şöyle yaklaşalım nişangahımızın şeyi olmasın. Korkma oğlum. Korkma oğlum. Korkma. Ben bir şey yapmayacağım. Korkma. Sakın. Daha fazla gitmiyorum. Tamam. Daha fazla şansımızı zorlamayalım. Tek kurşunluk şansım var. Dur oğlum. Durmak istiyorsun biliyorum. Haydi. Tamam. Sıkıntı yok. Evet, harikasın. İşte bu kadar abi. İşte bu kadar abi. Oho, işte bu. Şimdi. Keşke bu oyunda bir şeyleri sürükleyebilme olsaydı. Hakikaten bunu böyle tutardım abi geyikleşini ve şeye kadar sürüklerdim. Şuraya kadar. Çünkü gitmemiz gereken yer orası. Ne kadar et toplayabiliyorum? 8 dakika. 15 dakika. O hiç mi? Oha, şaka mı bu abi? 45 dakikada 3 kilo mu topluyorum? Topla. Toplayalım ve topladım. Havada bir hayli karanlık oldu. Oğlum şuraya bakar mısınız? İnanılmaz karanlık. Ama hava sıcaklığı bence yüksektir ha. Şunu yakalım. Geyik. Seni orada bırakmak zorundayım dostum. Özür dilerim. Bu arada karnım çok aç. Bir şeyler daha gömelim abi. Ben bu şeyden vazgeçmek istemiyorum. Şunu içelim hemen. Azıcık da şey versin bize. Harika. Harika. Bazı şeyleri bırakmam gerekiyor diyor. Ne yapalım biliyor musunuz? Geri gidelim abi. Eti bırakalım tekrardan buraya gelelim. Veya burada bir yerde ateş yakmam da gerekebilir. Şu an bakar mısınız? 3 seviye koku veriyorum dışarıya. Muhtemelen koku alanım şu an bir hayli geniş. Çünkü üzerinde 4-5 kilo et var. Ne yapalım biliyor musunuz? Gemiye girelim abi. Hiç problem değil. Hafızam beni yanıltmıyorsa burada bir yerde şey yoktu işte. Benim bunları yakabilecek hiçbir yerim yoktu ya. O olay çok kötü biliyor musunuz? Şöyle hızlı hızlı hiçbir yeri lootlamadan varsa bir ocak arayayım ben ama bildiğim kadarıyla yok. Bak üst kata çıkıyor orası. Burası olabilir mi? Aa fırın! Varmış! Oğlum ciddi misin? Varmış! Oha çok iyi. Gazete rulosu var. Bu ne? Yaban mutfağı. Toplanmış odun. %50 mi? %40. What? Çok az. %50. Yaban mutfağı %90. Yaksak mı ya yaban mutfağını? Yakmayalım abi. Deneyelim. %50 şansım var. Dene abi. Hiç problem değil. Ben o şansı... Aa bu arada şeyim açık kaldı değil mi el fenerim? Abi sürekli aynı hatayı yapmaktan çok sıkıldım. Hakikaten aynı hatayı yapmak... Ama bu burası gemi. Dolayısıyla... hadi oğlum. Burası gemi olduğu için... Damn it. Allah kahretsin. Ama problem değil abi. Kitap buldum. Devam. Yakıyoruz ateşimizi. Bu sefer yakıyoruz. Kitap %90. Yak bakalım. Çok iyi. Hem kömürümüz de var. Dolayısıyla etleri kızart. Acaba dışarı çıksam da şeyi yağmalasam mı tekrardan? Giyi. Giyi yağmalasam hakikaten bilmiyorum ya. Oğlum üzerinde 3 kilo et falan kaldı ya. Ki bağırsak ve derisi de cabası. Bilmiyorum. Çok da mühim değil açıkçası ya. Şunu söndürelim. Aa ışık vermiyor abi etrafı. Niye acaba? Çok acayip. Şimdi. Aa kömür ekleyemiyorum değil mi? Bir yakıt ekleyelim. 41 dakika. Kömür için ne gerekiyor? 23 dakika daha yanması gerekiyor. O halde toplanmış odunların bir kısmı kalsın. Oğlum çok karanlık. Yak şunu ya. Yine bir ton şikayet edeceksiniz değil mi arkadaşlar? Biliyorum. Eray abi çok karanlık. Biliyor. Of harika. Benzin bidonu alalım. Temel aletler dursun.
Bakarsın, bak bu gemide biraz zaman geçireceğiz arkadaşlar, haberiniz olsun. Çünkü lootlanacak çok fazla eşya var. Lootlanacak gayet güzel şeyler var. Gayet güzel abi, bayıldım. Hemen şu cihazın şeyini fullleyelim. Yakıt ekle abi. Hem de 1,5 litre yakıt var. Şaka yapıyor olmalısın. Bakın %46 fırtına fenerinin kondisyonu şu an için. Ve yakıtını fullleyince ne kadar çok aydınlık yaptı, öyle değil mi? Harika bir olay bu. Bu harika bir olay. 32 dakika. Bir dakika, gerekli ocak sıcaklığı diyor. Ne alaka? Tav ocağı. Tav ocağı ne demek? Aa, bu ne? Pişirme yuvası. Tav ocağı ne demek gençler? Tav ocağı kömürle alakası olabilir mi? Aa, al. Al abi. Kömür alma ya. Yakıt ekle abi. Kömür niye aldık ya az önce biz? Ekle. 10 dakikası var hala. Okey, problem değil. Bir kömür orada. Yani kumaş var. O var. Cidden çok fazla şey var lootlayacak ya bu bölgede. Yalnız benim amacım elbette ki mermi vesaire bulmak. O yüzden kendimizi dip köşeye bakarken bulmalıyız. Özellikle şu dolapların arkaları vesaire, bu oyunun mermiyi alt patlar değil abi. Tüfek mermisi lazım. Lütfen. Lütfen dostum. Lütfen. İçimden bir ses üst katlarda şey bulabileceğimi söylüyor. Mermi. Dip köşe her yere bakıyorum vallahi. Yemin ederim her yere inceliyorum. Peki bence sıkıntı yoktur. Bu arada üzerindeki etlerden 4 kilo et var üzerinde ve bunun 3 kilosu şeye ait. Bakın bir kömür 1 saat süre veriyor. Yani bundan daha güzel bir şey olamaz. Şimdilik 3 saat yapalım. Aa bak, tav ocağı. Gerekli ocak sıcaklığı 150 derece olması lazım. Oha, 150 derece olunca ne olacak abi burası? İnanılmaz merak ediyorum ve bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi yatıyormuş abi etlerin ne eti olduğu. Harika. O halde biz hiç riske etmeden seç abi. Tekrardan yakıt ekleme değil, yanlış yere baktım. Tekrardan yakıt ekleme değil, pişire geliyoruz. Pişirme yuvası yok. 10. Oha, 55 dakika. Ya niye bu soba etrafı aydınlatmıyor? Tav ocağı neredeyse 50-60 derece sıcak. Tav ocağı ne demek ya? Tavlamak. Ya bir şey tavlıyoruz herhalde burada. Anlamadım. İnanın anlamadım geçenlerden manaya geldiğini bunun. Şöyle bir şey yapalım. Biz buraya bir yer yatağı atalım. Tamam mı? Bunu şöyle yapalım. Bunu başucumuza koysak mı? Bunu başucumuza koyalım. Yalnız ben bir saat uyursam bu söner. Bunu beklesem ne olur? Şunu alalım. Geçen yapacak hiçbir şey yok. Birazcık karanlıkta kalacağız. Çünkü malzemelerimi ekstra harcamak istemiyorum yani. Yanmasına daha 34 dakika var. Ulan çok açız yine. Vallahi yine çok açız. Var mı idare edecek bir şey ya? İdareten şöyle bir abur cubur. İç şunu. Ha bak, benim tavşanım da varmış ekstradan. Şundan hemen bir kurtulalım. Oo, 1,5 kilo et var ha. Maşallah. 1 saat 27 dakika. Bunları kapatsam 22 dakika. Harika. Sadece etini toplayalım bari. Bir dakika abi, bekle. Biliyorum bu karakterin şu oyun boyunca abi karnını nedense hiçbir zaman full doldurmadım. Hemen yiyelim. Çok güzel. Az önce bir şey oldu ama ne oldu hakkında en ufak bir fikrim yok. Sana bir artı özellik kazandık. Hemen bu pişsin. 19 dakika. İyi beslenmiş perkümüz var şu an ama karnımızı doyuracağız, haberiniz olsun. Bu sırada biz acaba tamir vesaire bir şey yapabiliyor muyuz? Bakın bunu mesela onaramıyoruz çünkü yedek malzememiz vesaire. Ekstradan bir tane daha var zaten, çok problem değil bu. Bu sırada şunu ne bileyim etimiz pişene kadar temizlesek bence zamanı iyi değerlendirmiş oluruz diye düşünüyorum. Tekrardan bir etime bakayım. Çok karanlık, farkındayım gençler. Birazcık idare edin lütfen. 3 dakika var abi. Elimden şu ateşi bırakayım. Ya bakalım. Of var ya, inanılmaz oldu ha. Yemin ediyorum inanılmaz ya. Hakikaten. Abi şey olayı çok iyi ya. Etlerin besleyici olması bayağı iyi. Bunu beklerken 38 dakika. Bence 1 saat uyuyabiliriz. 1 saat uyuyor. Hem gece vakti geçmiş olacak. Bunların hepsini yetecek kadar ateşimiz var diye düşünüyorum. Eğer olmadığı takdirde şey de yaparım ben. Ateşe biraz kömür de ekleyelim. Ne kadarlık var süremiz? 22 dakikalık kalmış. Yakıt ekleyelim şöyle. İki yakıt daha ekleyelim. Tav ocağı tekrardan yükselmeye başladı. Gayet güzel. Yanmasında 5 dakika var.
Onu da hemen hızlı bir şekilde gömdük. Görüyorsunuz abi. Yani etten yemin ediyorum artık protein zehirlenmesi. Bilmiyorum çok et yediğimiz takdirde nasıl bir sıkıntı olur. Benim bildiğim bir gut rahatsızlığı var gençler. Kemik hastalığı. O çok et yemekten oluyor diye biliyorum. Onunla alakalı bir durum olabilir. Onun haricinde çok fazla et yemenin vücuda nasıl bir zararı var? Kolesterol, işte tansiyon vesaire haricinde. Bence bir sıkıntısı yok diye düşünüyorum. Peki. 53 dakika. Onun pişmesine izin veriyorum. Haberiniz olsun. Ve ben etrafı lootlamaya şu noktada girişiyorum. Efendim çünkü es geçtiğimiz çok fazla loot var. Boş çıktı. Harika. Kitabımızı alalım. Hadi oğlum abur cubur. Benimkinden iyi mi acaba o? Bir saniye. Kontrol etme. Aa benimkinden iyi alamaz değil mi? Sanırım hiçbir... Hiçbir eldiven benimkinden iyi değil. Bak bu fullense 1 olur. Bu da 5-6 falan mı olur? Yani sanırım benimki daha iyi biliyor musunuz? Bir onaralım. Eldivenlerimiz sanırım az önceki kurt saldırısından dolayı böyle berbat hale geldi. Aynen. Sanırım benimkisi daha iyi. Fırlat abi. Hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum Exa'dan. Acil durum uyarıcısı müthiş müthiş. Acil durum uyarıcısı gençler bu oyunda çok önemli itemlerden bir tanesi. Fakat şöyle bir handikapı var. Sizi cidden çok zorlu durumlardan kurtarabiliyor. Fakat siz zorlu durumdan kurtulduğunuz takdirde başınızı sokacak böyle bir dört duvar arasında bulamazsanız kendinizi, işiniz hakikaten çok zor. Asla ve asla toparlayamıyorsun eğer dışarıda bir yerdeyseniz. Hava durumu hakikaten çok kötüyse. Dolayısıyla 1750 kolari. Oğlum bu çok iyi. Askeri sınıf hazır öğün. Bu MRE bildiğim kadarıyla military bir şeydi. Ama o bir şey kısmını hatırlamakta zorluk çekiyorum şu an. Pekala. Kaç dakikası kaldı etimizin? 9. Aa bitmiş lan. Biz az önce 50 dakika mı geçirdik abi şurada? Oha şaka yapıyorsun. 105 derece tav ocağı. Allah'ım merak ettim burası şey olunca ne oluyor? Yüklen abi. Yüklen yani. Yüklen. Kaç oldu? 110. Hadi bakalım. Tav ocağı. Dehşet merak ettim. 150 dereceye gelince ne olacaksın? Yani güzel bir loot vermezsen çok bozuşuruz seninle öyle söyleyeyim. Karakter var ya. Of 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 ne et yedi be. Oğlum ne et yedi be. Şaka yapıyor olmalısın. Bu da pişsin. 57 dakika. Harika. Harika. 145. Yüklen abi. Kömür. 150. Nedir şimdi durum? Tav ocağı. Ok başı. Gelişi güzel bıçak. Ve gelişi güzel nacak yapıyoruz abi. Bu mu yani şahsen? Sadece bu mu abi? Bunlar ne? Ha bunları şeyden mi yapıyoruz biz? Burkulma riski niye başladı? Allah Allah çok ilginç. Ok başı falan mı yapabiliyoruz sadece hurdadan? Ağır çekiç gerekli bunun için. Ağır çekiç gerekli zaten. Gerçekten ben bunlara bir şey yapamıyorum ki. Hay yapacağınız şey. Boşu boşuna şey harcadım ya. Vallahi boşu boşuna şey harcadım yemin ediyorum. Ne yapayım biliyor musunuz? Bir saat uyuyayım. Burkulma riski iyileşsin. Karakter çok yorgun çünkü. Karakter sen bir söyle. Ah be ateş yanık unuttuk değil mi? Söndü değil mi ateşim? Oh hala sönmedi. Helal lan. Oğlum. Çok iyiyim lan. Şöyle bir su içelim. Şöyle bir su içelim. Durumumuz okey gibi. Ağırlık hangi seviyede şu an? 32 derece. Şey 32'de. Problem değil. Üst kata çıkıyoruz. Bakın üst katta abi %100 mermi bulacağım ya. %100. Net. Haberiniz olsun. Selamlar. Kalın yün kazak. Aa, iyi olabilir. İyi olabilir abi. Bizim üzerimizdekiler tırttı zaten diye düşünüyorum. Bakın aynısını bulmuşuz abi. Evet. Net daha iyi biliyor musunuz? 1'e yarım veriyor. Bu da 1.2'ye 0.8 veriyor. Şöyle yapalım. Bunu eylemlerden bunu bir toplayalım. 30 dakika. Ay yapacağınız işe ya. Toplayacağız abi yapacak bir şey yok. Hem gece geçiyor zaten. Tüm gece uyumamış olacağım ama problem değil. Bir saat uykularla, bir saat aralıklarla bence istediğimiz zindeliği, yarın için gelecek olan zindeliği toparlayacağımızı düşünüyorum. Haberiniz olsun. %19 olarak da. Aa yapamadın değil mi? Pı! Senin yapacağın işe tüküreyim. Fenerim söndü değil mi son anda? Senin yapacağın işe. 193. Oğlum bu bayağı iyi. Hemen yakıt ekleyelim Eray'cım. Harika. Yakıtımız bitti. Müthiş. Bunu abi yani işimiz bitti ya. Fırlat. Hiç problem değil. Yeni gözlem bu artık benim. Hemen ışığımızı yakıyoruz.
Hiç problem değilse merak etmeyin. Bu arada parlaklığı açınca sanki etraftaki böyle bazı şeyler daha değişik renk aldı gibi. Gibime geliyor benim. Şimdi nerede o? Kıyafet, eylemler. Hemen onar abicim şunu. %19 onarıyoruz. Peki problem değil. Bu arada dikiş kitimiz %26 kalmış. Onu da bir noktada yenisini bulursak bence harika olur gibi. Okey, devam ediyoruz. Selamlar. Elinizde bir şey var abi. Şunu bir alayım. Teşekkür ederim. Herhangi bir şey çıkmadı. Donmuş oldu sanırım. Aa bak. İşte bundan bahsediyorum abi. El feneri. Hem de %86 durumunda. Spor çorap. No problem. Deneyelim abi el fenerini. Denemek istiyorum ha. Allah canım az. Sen... Aa bir şey bıraktım yere. Hayvan leşi. Aa. Bırakalım abi. Birbirlerine arkadaşlık etsinler. Oğlum çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Fener nerede? 86. Pilin var mı senin? Oğlum pili var mı bilmiyorum ki. Şunu bir söndürelim. Aa feneri yok. Aküsü bitmiş. Akü yok abi. Aküyü nereden alacağız biliyor musun? İşte arabalardan. Hiç problem değil. Bu arada bir tane düzeltiyorum. İki tane harita var diye biliyorum. Yalnız hala bir mermi bulamamış derken. Ya var ya. Kendimi seviyorum ya. Şurada bir kuru et var. Domates çorbası müthiş. Konserve açıcı hiç gerek yok. Buradan üst güverteye çıkabiliyoruz. Hatta geminin güvertesine çıkabiliriz zaten. Üst güverte demiyorum çünkü geminin bir tane güvertesi var zaten. Direkt geminin güvertesine çıkabiliyorsunuz ama buradan... Oğlum bu ne lan, hiçbir şey gözükmüyor ha. Şuna bakar mısınız gene? Kelimenin tam anlamıyla şunu söndürebilir miyim? Bakın söndüreyim. Abi hiçbir şey gözükmüyor. Oğlum ne kadar korkunç ya. Buradan şeye çıkabiliyoruz. Kaptanın köşküne. Şurayı hemen hızlı şekilde lootlayalım. Herhangi bir şey var mı? Orası boş. Kapının arkası boş gibi. Pekala, burası bir şey vermedi bize. Bir geminin üst katlarına şeye çıkalım. Üst kat diyorum. Geminin ön tarafına. Kurt vesaire. Acaba varsa burada bize saldırabiliyor mu? Mesela çok merak ediyorum. Orası boş. Evet boş. Gördüğünüz gibi. Geminin üst kısmı tamamen boş. O halde alt kata inelim. Bilmiyorum. Hala şeyimiz yanıyor mu? Sobamız abi. Hala yanmıyorsa... Aa bak bir yanma sesi geliyor ha. Sanırım sobamız hala yanıyor. Eğer öyle bir şey varsa harika olur. Bu arada tavşanı buraya bıraktım, haberiniz olsun. Bir noktada geri gelebilirim. Aslında şöyle bir şey yapayım ben. Tavşanı alayım. Tamam mı? Ve tavşanın bir kısmını da buraya bırakalım. Tavşanın bir kısmı da burada mesela kurusun. Çünkü yani tavşanın içinde olmasındansa bağırsakları dışarıda olması bence daha mantıklı. 45 dakika ya. Ama şaka gibi yemin ediyorum. Ne kadar kaldı ateş? 10 dakika kalmış. Ekleyelim mi? Ne gerek var ama bilmiyorum. Ekleyelim abi. 2 tane daha kömür ekleyelim. En azından ben tavşan postunu halledene kadar buradaki sıcaklık kaybolmasın. Bir post, bir deriden kurtulalım. Hızlı bir şekilde yere bırakalım onları. Neredesin abi? At. Onu da at. Aslında bunu da atmam gerekiyor biliyor musunuz? Gerçi bu yanında dursun. Zaten 0.30 kilo. Çok da problem değil. Ama... Şey olması gerekiyor, yanında durması gerekiyor çünkü onu eve bir yere bırakacağım. Bu arada fenerimiz de 1 kilo ağırlıktaymış abi, harika. Bu kokuşmuş çiğ eti de ben açıkçası kızartmak istiyorum. Aa yenmeyen yanmış şeyler. Oğlum ne de... yenmeyen yanmış şeyler. Oğlum et o et. İşte eti unutmuşuz ya. Yenmeyen yanmış şeylerimiz var artık. Pardon yanmış abi, yanlış değil. Yani bazı yanlış şeyler yapmışız arkadaşlar, yenmeyen. Bakın. Nerede hani yenmeyen yanlış şeylerim benim? Ben yenmeyen yanlış şeylerimi istiyorum abi. Rica ediyorum bana... Yapacağın şey tüküreyim seni oyun kere. Nerede yanmayan yanlış şeylerimiz? Evet gençler gördüğünüz gibi çok fazla loot sevdasına kendinizi kaptırdığınız takdirde yenmeyen yanlış şeyleriniz oluyor. Bir yakıt daha ekleyelim. Ekle abi kömürümüzü. Şunu bir yakalım, biliyorum çok kanaltan hala şikayet ediyorsunuz, farkındayım. Hemen şu ateşimizi yakalım abi, herkes mutlu olsun. Kömürü al Eray'cım. Bunu da alalım. Hurda metal. Al anasını satayım. Çok da mühim değil ama. Kumaş al. Herhangi bir şey yok. Temel aletler al. Bakalım temel aletlerle. Temel aletlerimizi tamir edebiliyoruz. Bunu bileyebiliyoruz. Buna gerek yok. Bunu tamir edebilirim. Eylemler. Onar. Kaç dakika onar? 45 dakika. Yuh. Çok fazla.
Aa, 57 dakika. Aa, bence onu arabilirim. Onu arayayım. Yani çok da mühim değil ama... Yani sonuçta niye bozulsun değil mi el fenerimiz arkadaşlar? Çok yorgun hissediyorum diye. Problem değil abi, halledeceğiz. Halledeceğiz. Çok fazla işaret bir şey var ama bunlardan kurtulmak istemiyorum ya. Şunu bıraksak mı acaba dikiş gite? Bunu bırakalım. Çok önemli değil. Temel aletlerin de bir kısmını, hatta hepsini bırakabiliriz sanırım. O da çok problem değil. Bu arada askeri sınıfı çok acil durumlarla kullanacağım. Haberiniz olsun, 1750 kalori veriyor. Durumumuz şu an, kalorisel durumumuz harika. Kurt etimiz olsun. Tamam mı? Ben yatacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şunu söndürelim. Bunu söndürdüm. 4 dakika var. Hiç beklemeye gerek yok abi. Alalım. Al abi, yeme. Ne kadar var? O kadar var. Suyumuz ne kadar var? 2,5 litre suyumuz var. O halde şuraya bir gelelim. Şöyle. A-o. Benim şeyim nerede? A-o. Aa, bir dakika. Ben ocakta mı unuttum abi? Oğlum, tepsi diyorum, tencereyi. Allah canım almasın beni. Tepsiyi şeyde unuttuk. Tencereyi. Başka yuvası yok değil mi, pişirme yuvası? Başka pişirme yuvası. Harika abi. Tencereyi evde unuttum. Hazır olana kadar zaman bekle. Alalım. Tekrardan daha pişiriyorum gençler, haberiniz olsun. Sen değil abi, şey pişirmeme gerek yok. Hemen pişir, yarım metre yarım metre. Bir litre suyumuz daha olsun en azından şimdilik. Aa! Duraklatıldı. Niye? Problem değil. Durumumuz nasıl? Acayip uyumamız lazım. 12 saat uyuyalım abi. 12 saat. Uyu bakalım. Yay! 12 saat uykuyu ne zamandır karakterime vermiyordum. Çok iyi oldu. Karnımız full abi. Full. Full artı full bir karnımız var. Çok çok iyi. Artık gitmemiz gereken tek bir yer var. Fakat işin kötü yanı... gecenin bir vakti. Ama hava güzelse bence gecenin bir vakti olmasının çok da önemli bir yanı yokmuş gibi diye düşünüyorum. Bu arada bizim sanırım içilemez suyumuz var. Aynen. İçilemez suyumuz için hemen şu Agua'yı kullanalım. Bu arada suyun İspanyolcası Agua arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben o yüzden Agua diyorum ona. Üzerinde Agua yazdıkça aklıma Agua kelimesi geliyor. Pekala. Nedir durum? Çakmak yakalım, hemen şöyle bir üzerinden geçelim mi? Üzerin lootların tekrardan. Şunları toplayalım. Bakın, unutmuştum ben geçen sefer. Herhangi bir loot var mı? Bunları kırmıyoruz. Bu bölgede atladığım bir şey yok gibi. Aslına bakarsanız ne biliyor musunuz? Yola çıkabilirim bence. Gideceğim yer çok uzak değil. Tek sıkıntı. Uyu değil ya, al. Tek sıkıntı... Bir saniye, telefon çaldı. Evet. Hava karanlıksa eğer çok fazla bir şey göremiyorum. Şimdi şansımı deneyeceğim ben abi. Dışarı çıkıyorum. Bir saniye. Şu silahımızı alalım. Sen değil abi. Araba bulursam burada el fenerimi şarj edeceğim. Mermimizi değiştirelim. Harika. Çıkıyorum. Oğlum çok karanlıksa yola çıkarım ya. Problem değil. Zaten yorgun değilim. Aa, müthiş. Nasıl lan? Daha gece yeni mi oluyor demek bu? Vay canına. Oğlum bayağı iyi. Orada bir geyik. Aa, onu ben öldürdüm. Aa, o. Kurtlar var abi. Bakar mısın? Önünde zıpkın falan var bunun ya. Şöyle gideceğim yola bakayım. Bakın önümüz açık. Yalnız sis çöküyor gibi de aynı zamanda. Bence riske edilebilir ya. Zaten direkt oraya girmeden önce şey falan var. Bana kuku falan vermiyor olmamız bayağı güzel. Ağırlığımız nasıl kontrol edeyim? 32.94. Hiç problem değil. 35 kilo, tam olarak 35 kilo taşıyabiliyoruz. Orada bazı siyahlıklar var. Aslına bakarsanız var ya, etleri almaya gidebilirdim. Samimiyim. Ama gitmiyorum. Çünkü bolca mermim olduğu için yeni bir geyik de öldürebilirim. Ki bu oyunda şöyle bir olay da var biliyorsunuz. İlerledikçe vahşi yaşam daha zor hale geliyor. Fakat şöyle bir şey var mı onu bilmiyorum. Siz öldürdükçe geyik sayıları azalıyor gibi vesaire. Bu tarz bir nemi var mı emin değilim. Çünkü siz hani bir noktada çok fazla hani doğal hayatta öldürmeniz gerekiyor. Çünkü sürekli olarak işte gazozla, ne bileyim, krakerle vesaire beslenemezsiniz. Bir noktada et de hayati önem taşıyor sizin ve karakterinizin sağlığı için. Köpek maması, yani sürekli köpek maması yiyerek açıkçası bu oyunda hayatta kalan ben insan saygı duyarım. Ben yapamam. Yapan varsa eğer saygı duyarım. Şimdi buradan biraz içeri girmemiz, aynen buradan.
İçerisi gayet sakin gözüküyor abi. Müthiş. Gitmeniz gereken asıl yer şurası. Fakat öncesinde hazır buraya kadar gelmişken şu konteynerları hızlı bir şekilde lootlayacağız. Ve ardından şu büyük hangar gibi olan yere gideceğiz abi. Geceyi de muhtemelen burada geçirebiliriz çünkü ne kadar karanlık ya. Şeyimiz var mıydı ışığımız? Sen değil abi. Sen hiç değil. Evet sen. Bu arada yine yakıtımız da azaldı. Bilmiyorum ekstra yakıtımız var mı ama sanırım kerosenimiz kalmadı. Dolayısıyla buradaki son ışığı çok iyi kullanmam lazım. Şimdi dipten başlayalım. Dip köşe abi. Herhangi bir loot var mı? Yatakların dip köşe. Her yerine bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Müthiş. Açalım bakalım. Levi'yi aslına bakarsanız almayacaktım yanıma çünkü çok ağır ve ekstra bir getirisi yok diye. Aa, o 1 litre. Harika. Bayıldım. Şuna bir kumaş var. Teşekkür ederim. Hızlı hızlı şurayı lootlayalım. İki konteyner burası birleşmiş gibi değil mi? Aynen doğru. İçeriden bir yerden her yere geçebiliyorsunuz ki bu olay gayet güzel. Domates çorbası. Güzel ya, lootlarımız bayağı iyi. Bu harita var ya beni bayağı beslediğini söyleyebilirim. Hem kıyafet açısından hem yani kelimenin tam anlamıyla beslenme açısından hiçbir şekilde problem yaşamayacağımızı düşünüyorum. Özellikle bu haritada yiyecek konusunda. Kurtları vesaire saymazsak problemimiz yok. Oo, enerji var, harika. Oh, antiseptik müthiş müthiş. Aa bak bile... Oh. Excellent. Excellent. Excellent abi. Talk. Çok iyi lan. Altı patlar buldum ha. Vallahi sıkarım topun. Ya, yanlış yaptım. Yak Eraycan yak. O değil abi. O değil. Sen hiç değil. Sen de değil. Sen de değil. Evet. Ya sus be. Yak şunu. Yak oğlum. Harikasın. Şunu hemen şuraya koy. Evet. Neyimiz vardı şimdi bizim? Tabancamız. Oğlum 23 mermisi var. Şaka mı bu? Bu silah ne kadar güçlü? Dehşet merak ediyorum. Samimiyim. Abi 23 mermisi var ya ne kadar müthiş. O bak çok daha hızlı biliyor musunuz? Aa bundayken yürüyemiyorsunuz. Bakın yürümeme işareti çıkıyor. Demek sabit kalıp tak diye vuracağız. Oğlum bu silah kullanmayı acilen tüfekten çok daha hızlı nişan alıyor biliyor musunuz? O yüzden bunu bol bol kullanacağız abi. Bunu bol bol kullanacağız. Bir fırtına feneri daha buldum. Yani bu loot konusunda bu harita cidden beni şaşırtmadı. Samimi söylüyorum. Seni de alayım. Ne kadar yakıt var bilmiyorum. 0.70 litre yakıtım var. Harika. Şunu direkt kuşanalım. Bunu bittiği takdirde direkt yaşın yere bırakacağım. Haberiniz olsun çünkü. Bana artık burası bir şey sağlamayacak. Sanırım burada konteyneri tamamen bitirdiğimi düşünüyorum. O halde from York'tan ayrılıp büyük fabrikaya. Asıl loot için geldiğim yer büyük fabrikaydı gençler. Çünkü burada oyunun daha başka hiçbir yerinde bulamayacağınızı düşündüğüm. En azından ben öyle biliyorum. Bir kıyafet var. Ve tabii ki onun şansı yüzde ile alakalı. Yani bulabiliyorsunuz veya bulamıyorsunuz. Ama bulabiliyorsanız yalnızca bu binada bulabiliyorsunuz. Bizim amacımız da o. O ikisi de kilitli. Harika. Ver bir şeyler. Haydi oğlum ver bir şeyler. Tüfek mermisi olabilir. Aa büyüteç. Ateş yakmak için kullanılıyordu. Gerek yok bence ya. Sadece güneşli havada kullanabiliyorsunuz gençler onu. Dolayısıyla bu oyunda ne kadar güneşli hava oluyor? Varın siz düşünün abi. Bu havada bir hava ne kadar güneşli olabilir bu oyunda? Varın siz düşünün. Dolayısıyla büyüteç çok da güvenilir bir alet değil. Özellikle ateş yakma konusunda. Pekala. Burada The Long Dark'ın yeni bölümünü gençler sonlandırıyorum. Bir sonraki bölüm Balina Av İstasyonu'nu lootlayacağız. Ardından kiliseye gideceğiz. Bir sonraki bölümde artık yavaş yavaş bu haritayı terk etme yolunda ilerliyor olacağız. Ardından da başka bir vadiye doğru yola çıkacağız. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden tam bu noktadan The Long Dark'a devam ediyor olacağız gençler. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.